Zarflar Mutfağı'ndan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine çok güzel pratik bir tarifle karşınızdayım. Hazır yufkayla su böreği yapıyoruz. Hemen uzatmadan malzemelerime geçmek istiyorum. 2 adet yumurta var. 1 adetinin sarısını en üstü için ayırdım. 6 adet yufka kullanıyorum. Gerçekten oldukça pratik. Ve misafirlerimden, eşimden tam not aldığım güzel bir börek tarifi. Öncelikle sosunu hazırlıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Bir su bardağı su. Bir su bardağı süt. Bütün malzemeleri yumurtayla birlikte bir güzel karıştıralım. Gerçekten mutlaka denemeniz gereken çok güzel bir tarif. Çocuklarınızın beslenmelerine koyabilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Herkes malum el açması börek yapamaz. Allah razı olsun hazır yufka yapanlardan. Erimeyen peynir kullanıyorum. Benim normal tulum peynirim var. İçerisine çeyrek demet maydanoz yıkayarak doğradım. Dikdörtgen fırın tepsisi kullanıyorum. 6 adet yufkam var demiştim. Güzelce fırın tepsimizi yağlayalım. Ve yufkalarımızı sosumuzun içerisinde şöyle yarım bölerek tam ortasından bölüyorum. Hemen sosuma batırıyorum. Şöyle suyunu sıkıyorum. Ve tepsime yayıyorum. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayacağım. Sadece en üstüne ayırdığım yufkamı bırakacağım. Fazla da şey yapmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Çünkü yufkalar yapışabiliyor birbirine. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayalım. Şimdi arasına peynirimden ilave ediyorum. Ve tekrar üzerine yufkalarımı yaymaya devam ediyorum. Tekrar arasına peynirlerimizi ilave edelim. Yaklaşık 150 gram kadar peynirim var. Lor peyniri kullanabilirsiniz. Ve kalan yufkamı da üzerine seriyorum. En son kalan yufkamı ıslatmadan üzerine seriyorum. En düzgün olanını seçerseniz. Ve böreğimiz hazır. Oldukça pratik. Sosundan biraz ayırdım. İçerisine ayırdığım yumurta sarısını ilave ediyorum.
güzel karıştıralım. Ve böreğimizin üzerine gezdirelim. Böreğimiz fırına gitmeye hazır. 180 derece ısıtılmış fırında kontrollü olarak kızarana kadar bir güzel pişirelim. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar fanlı fırında 180 derecede pişti. Şimdi keselim. Böreğimizi dilimledik. Şöyle tabağıma almak istiyorum. Şöyle katlarını göstermek istiyorum size. Mutlaka kaydedin arkadaşlar. Pratik su böreği. Kat kat su böreği gibi ayrıldı. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak canlarını unutmayın.